Ben taşıyayım. Olur. İyi olur. Hep buralardasın. Senin bölgen burası mı? Evet. 3 aydır bu mahalledeyim. Teşekkür ederim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çöpü almıştım. Kötü bir şey yok. Hemen giderim. Kötü bir şey yaptın demedim. Kağıtlarımı mı okuyorsun? Ben... Adın ne? Mustafa. Ben de Handan. Mustafa, çayını kaç şekerli içersin? Yok, hayır, sağ olun. İtiraz istemem. Hem aylardır kağıtlarımı alıyorsun, ayrıca geçen gün yaptığın yardımı da unutmadım. Mustafa, çeksene şu sandalyeyi oraya. Çok sağ olun, ben aç değilim. Ye tazedir. Elmalı kurabiye. Çok severim. Bakma benim yazar mazar olduğuma. İyi yemek yaparım. Sonra tatlılar, kurabiyeler. Sen neler yaparsın Mustafa? Nerelisin? Gerçekten bu kağıt toplama işinde çok para var mı? Lütfen konuşurken yüzüme bakar mısın? Ben Urfalıyım. Sadece kağıt toplamıyorum. Gece de garsonluk yapıyorum. İki iş birden. Günü 24 saati çalışmanın da bir anlamı olmalı. Ben evlenebilmek için. Ne iyi. Bu yazdıklarınız, yani bizim oralarda kızlar evleneceği adamı seçmez. Aile seçer. Onlar da evlenir. Ciddi ciddi yazdıklarımı okuyorsun demek ki. Geceleri boş olunca. Kitabımı çıkmadan okunması ne güzel. Çok sağ olun. Ben gideyim. Afiyet olsun. Ayrıca yorumların için de teşekkürler Mustafa.
aynı oda yaşayan iki gencin hikayesini anlatmaya çalışıyorum da. Ama bazen biliyorsun, yazıyorum, yırtıyorum. Yazıyorum, karalıyorum. Vallahi güzel aslında. Bir de bizim oraları görseniz, tanısanız daha iyi olurdu. Olabilir. Alo. Ezbaşım dayı. Tuçu'daki. Sen nasılsın? Heval. Tego heval dukasın. Tamam. Tamam. Tuğara kısa bir kez ete bir gel. Haydi. Haydi. Anam. Türkçe bilmez de. Çekinmene gerek yoktu. Anladığı dinden konuşabilirdi. Çok sağ olun. Ben gideyim. Afiyet olsun. Mustafa, kötü bir şey mi? Heval. Yani sözlüğümü başkaları da istiyormuş. İyi ama siz sözlü değil misiniz? Nasıl? Başkaları nasıl ister? Biz daha yüzük takmadık. Yüzüğü ancak başlık parasını. Yani 15.000'i götürünce takacağız. E hala var mı bu alet? He ya, var. Peki şimdi ne yapacaksın? Memlekete döneceğim. Sağ olun. Handan, emin misin canım ya? Tam da parayı biriktirmişken. Bu güzel dağ evi bir süre daha bekleyebilir. Mustafa, inan bana, içten gelen bir samimiyetle bunu sana veriyorum. Ben bizim oralarla ilgili bir şeyler yazmıştım. Yani eğer boş vaktiniz olursa... Ya kusura bakmayın, haddim değil. Aa, yazdınsa okumam lazım. Bakın, bir şeye ihtiyacınız olursa beni mutlaka arayın. Aramazsanız günahım boynunuza. Olur, ararım. Önceleri sizin bu kadar iyi biri olacağınız aklıma bile gelmezdi. Hatırette.